Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Dinin özü nedir? Nasihat muhterem. Din nasihattır böyle. Öğüt, sohbet yani böyle. İnsan namaz kılar ama namaza kişi kendini namaza veremez namaza kişi. Verenler vardır. Onlar azın az onlar. Yani kişi namaz olduğu halde kalıbı, bedeni namaz olduğu halde ama gönlü, ruh namaz olmaz bazen böyle. Fakat bu sohbetler işte manevi sohbetler kişinin kalıbını da gönlünü de bir yere getiriyorlar böyle. İki uç bir araya gelmeden fayda olmaz. İki uç muhtemelen. Artı eksi. İki uç bir araya geldi mi bak lamba yakıtlar. Makine çalışır. Aydınlanır böyle. Bunun için beden ve ruh bir araya gelmesi gerekiyor. İmanın devamlı tazeliği, imanın tazeliği geliyor böyle. Hava bile durdu yerde hava kirleniyor muhtemelenler. Su akmadı mı durgun su kirleniyor. Bunun için denize bile çalkalanıyor, dalgalanıyor denize bile. Dev dalgalar. Mevlamların dalgaları Mevlam onları. Ancak o zaman temizlenmiş oluyorlar bunlar. Şimdi inşallah biraz önce inşallah ayet-i kerimede bizim Mevlam zikirden bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle buyuruyor. Fezkürûni eskürüküm. Fezkürûni eskürüküm. Veşkürülli ve la tekfuru ve velâ mutlâ. Fezkürü emir burada. Böyle emrediyor Rabbim ben bize de. Zikir ediniz. Ediniz. Nedir zikir? Gaflet zıddı. Gaflet unutma, dalma, hatırlamama. Gaflet böyle. Zikir onun zıttı, karşıtı, Allah Celle Şanı'yı hatırlama böyle. Yani kul, Allah her zaman hatırlamamız gerekiyor her kulan böyle. Hepimiz devamlı böyle şey. Neden? O yarattı bizleri böyle. Ona döneceğiz sonunda yine. Bir mübarek zat vardır, tabiinden Hazreti Hayyan diye. Bu Hazreti Veysel Karani'ye aşık olmuş Veysel Karani. Hazreti Hayyan. Aşık olmuş Veysel Karani'ye. Tabi Veysel Karani nerede olduğu bilinmiyor. Öyle bir insan. Arıyor arıyor. En sonunda bakıyor Irak'ta Dicle kenarında namaz kılıyor. Görüyor bunu. Dicle kenarında. Toprak üzerinde namaz kılıyor. Gidiyor yanına oturuyor. Namazını kılmasını bekliyor. Abdest almış orada. İki rekat abdest namazı kılıyormuş. Onun iki rekatı bizim 100 rekatı bedel muhtemelen böyle. Neden? Namazdan zevk alıyor. Zevk muhtemelen. Namazdan zevk alıyor. Şimdi mesela Allah korusun bir insanın yavrusu canı cezaevinde. Ziyad günü var. Sadı var tabi bunun. Bunun annesi, babacı gittiler bunu ziyaretine. Ama zamanda böyle kısıtlısı ne oluyor? Doymuyorlar. Doymuyor böyle. Ne olur biraz daha müsaade ver. Doyamadım yavruma diye. Böyle. Büyükler de onlar da namaza doymuyorlar. Neden? Allah huzurunda celeşaliyor. Allah huzurundalar. Doyur Mevla'ya, doyulmaz değil mi? Kim doyamaz? Seven doyamaz muhtemelenler. Tabi gafil, bıkar böyle, sıkılır namazda böyle. Camdan biri sıkılır böyle, gafiller böyle. Neyse tabi selam veriyor. Halise Hazretleri. Ondan sonra namazdan çıkınca bu da ona selam veriyor. İşte ona aşık olduğunu, çok sevdiğini
aradın yıllarca, bulduğunu. Biliyorum diyor, sen diyor Allah ile berabersin her zaman Erhan Celle Celaluhu. Yani kullarla uğraşma senin diyor, vaktin yok. Hiç olmazsa bana diyor, bir nasihatta bana bulun diyor. Bir nasihatta bana bulun diyor böyle. Hani mesela Karani, şey bakıyor ona, durumuna bakıyor. Tabi manevi keşfiler bunlar. Yani keşfi kulüp deniyor böyle, kalbini keşfeder böyle. Onun gönlünde ne onu görebilir onlara böyle. İçini böyle görürler böyle. İçi kara mı, aydınlık mı, nur mu, ne var gönlü bilirler bunlara bunu. Bakıyor gönlüne, bana soruyor. Sen Allah'ı biliyor musun diye cevap veriyor. Allah'ı biliyor musun diye böyle. Hazreti Hayyan şey bir düşünüyor. Allah bilip bilmediğine böyle. Tabi biliyor, herkes biliyor ama. Vesile Karani'nin soruda üstünde hikmeti biliyor mu? İncil'i biliyor mu böyle? Şey bir bakıyor kendisine. Allah'a bildiğine inanıyor kendisi böyle. Allah'ın varlığı, azameti, kudreti, mülkü maliki olduğu her şu an denetimin emrinde bu anlamı anlıyor. Evet, Allah'a şu anda bilin diyor Cezalı böyle. Bu tabi Vesile Karani'de dengelen feyzil ama biliyor yani. Öyle biliyor Mevla'yı. Öyle biliyor ki Mevla'yı yakın deniyor böyle. Hakkı yakın deniyor böyle. Hakkı yakın deniyor böyle. Öyle Mevla'yı biliyor böyle. Evet, Allah şu anda bildiğim cehali böyle diye. O sana yeter diyor. O yeter diyor. Başka bir şey bilmesene de zarar yok diyor böyle. O yarattı. Şu an dönecek böyle. Yani insan mezara girdiği zaman ne oluyor muhtemelen? Mezara girdiği zaman kim girecek mezara? Herkes. Herkes böyle. Efendim işte ben şuyum buyum, ne olursa ne ol. Doktor ol, profesör ol, paşa padişah ol. Bir insan mezara, ne olacak insan mezara girdiği zamanlar, mal mülk kalır dünyada. Tabii insan zavallı, kişi koştu, koşuşturdu, tartıştı, kavga etti, helal haram demedi, namazdan kaldı, niyazdan kaldı, ev yaptı, bark yaptı, şunu bunu aldı, mal mülk edindi. Ama öldüğü anda hepsi kaldı. Evi kaldı, eşyası kaldı, eşi kaldı, çoluk çocuğu kaldı. Hepsi kaldı. Doğal kişi tek başına mezara girdi. Allah huzurunda. Allah biliyorsa Celle Celaluhu, mihtemelen. Tam Allah bildim diyor. O halde diyor sana bu nasıl yeter nasihat diye böyle. Allah bildin mi sana yeter diyor. Yani başkasını bilmesen de olur. Bu tam ayrılacak. Aklına geliyor. Ne olur be istiyor. Bana bir nasihat daha bulur musun diyor. İki olsa olsun şaması bari. Bu sefer şöyle soru yöneltiyor. Allah seni biliyor mu? Gerçekten diyor. Bir düşünüyor. Biliyor tabii. Allah her şeyi Mevla. İşimizi, dışımızı, hücrelerimizi böyle. Gönlümüzü, organlarımızı böyle ya. Geçmiş ve geleceğimizi. Böyle. Hepsi bilir Mevlam biliyor böyle. Ve Allah beni biliyor. Başkaları sen bilmesin olur diyor böyle. Bu da yeterli böyle buyuruyor. İşte Mevlam bize buyuruyor burada. Fezkürü zikrediniz ni beni diye Mevlam. Fezkürü ni. Mevlam beni zikredin. Mevlam öyle buyuruyor bizlere. Beni zikredin Mevlam. Hatırlayın yine böyle. Unutmayın. Unutmayın beni zikrediniz böyle. Nedir zikir? Zekere yezkürden geliyor. Hatırlamak ama böyle böyle. Mevla'yı bilmek mi? Hatırlamak Mevla'mızı, unutmamak Mevla'mızı. Ondan gafil olmamak böyle. Bu birkaç olabiliyor tabi. Biri Allah'ın Celle Celaluhu emirleri vardır. Onları hatırlamak. Başına geliyor. İman tabi, Allah iman böyle şey alıyor. Sonra beş vakit namaz geliyor böyle. Ezanlar okunuyor. Öyle okumuş, geçmiş, hiç haberimiz yok. Unuttuk Mevla'yı muhtemelen. Allah emrediyor anda böyle. O yüreğe, o anda ilahi emir geliyor böyle. Kulun Mevla'm biliyor, namazını kıl. Kıl namazını böyle. Var, huzuruna secdeye kalkma diye Mevla'm biliyor böyle.
namaz kıl. Peki Allah muhtaç mı? Namazımıza muhtaç mı? Haşa. Biz muhtaçız namaza muhtemelen. Namazın sevabı yine bize dönüyor. Hatta insan mesela fakire yardım ediyor. Sadaka veriyor insan böyle. Kişi o anda belki gururlanabilir böyle. Yukarı alır kendisine böyle. Yani zor çıkarıyor böyle fakire sanki para veriyor böylece. Allah işini derler. Peki bu kime dönüyor mu? Kendine dönüyor mahşerde. Hemen katlanarak böyle. Neye benziyor? Yere tohum saçmaya benziyor. Adam bakıyorsun kaç çuval buğdayı. Çuvallarla büyük arası var. Kaç çuval buğdayı tohum olarak almış bunları. Yere bunlar seçiyor, gömüyor. Hiçbir şey görünmüyor bunlar böyle. Anlamayan kişinin bakımına ya bu adam aptal böyle derler böyle. O kadar buğdayı var da at yere bunlar böyle. Ziyaneti bunlar derler böyle. Amelio nereye bizlere? Tek buğdaylar, kaç buğday mı? Bir tek buğday, tek bir buğday. Küçük bir şey böyle. Ona kaç buğday oluyor böyle. Ona bir pürüz çıkıyor, iki tane böyle. Yukarı aşağı böyle. Bir kök oluyor, yukarı çıkıyor böyle. Ondan sonra başak görüyor böyle. Her başında kaç tane var? Kaç tane başak görüyor? Bir tek buğday oluyor böyle. İşte Allah için ne yaparsak yine bize dönüyor. O kişi buğdayı yere saçtı, üzerinde örtü kapattı böyle. Hemen de çıkmıyor buğday. Üzerine bir kış geçiyor muhtemelen böyle. Üzerine kar yağacak üzerine. Zaman geçecek üzerinden. Yani anlamayan, görmeyen, bilmeyen bunu aptal zanneder böyle. Attı, zavazı attı tohumu der böyle. Ama zaman geliyor, o buğday çıktı muhtemelen böyle. Başağını verdi. Bunlar da bir şeyle, bir şeyle harman yapıldı. Çuval, kaç çuval böyle. 10 çuvalsa kaç çuval bu da gelmez bunlara böyle. İşte mahşerde yine bize dönüyor bunlara böyle. Demek ki biri Allah'ın geleceği emirlerini hatırlamak böyle. Önce namaz böyle, namazı böyle. Namazı dört gözle beklemek namaz vakitlerini böyle. Yani sever. Nedir namazlar? Randevu. Allah'ın verdiği bir randevu bunlara böyle. Bir insan sevdiği insana gidecek. Bir saat vermiş, işte size gelmek istiyorum, şu saat mesela 5'te gel, bekliyorum böyle diyor. Ama çok onu seviyor, özlemini duymuş, kişi zor bekliyor 5'e. Sonra tabii orucu, hepsi buna dair bunlar böyle. Bir de Mevlamızın men ettikleri var, yasakları var, haramlar var yani haramlar böyle. Mevlam bazı biz yasaklıyor Mevlam bunları hepsi böyle. Haram kılıyor. Neden? İmtihan dünya. Sırf bunun için oldu. Başka bunlar böyle. İmtihan böyle. Mesela günümüzde en başta ne geliyor? Hanımların kapanması, erkeklere bakmaması gerekiyor açık onlara. En mühim bu şey günümüzde var. Başta geliyor bu. Biri kadının kızın örtülmesi farz üzerine böyle. Yani bir kız çocuğu kadınlık halini ilk gördüğü anda bülü ermiş oluyor. Ona namaz da farz oluyor. Oruç farz oluyor. Örtülmek farz oluyor. Bak böyle. 10 yaşında olsun, 12 yaşında fark etmez gibi böyle. Yani 9'dan sonra olabiliyor bu. O çocuğun yapısına göre, iklime göre, yöreye göre değişiyor bunlar böylece. Yani bir kız çocuğu ilk kadınlık halini görüp temizlenince ama o namaz ne oluyor? Farz oluyor. Oruçta ona farz olmadı. Örtülme de farz oluyor kendisine böyle. Açık geçse ne oluyor? Onu mahşede görecek ne olduğunu muhtemelen. Onu mahşede görecek böyle. Dünyada kolay geliyor. Hele yazın sıcaklarda böyle. İnci de giyiyor, şeffaf giyiyor, her tarafı açık. Ona göre of of diyor, rahat diyor böyle böyle. O inkarcı gözüyle veyahut o gafil gözüyle kapılara bakınca onları güya acıyor. Akşam da kapalı insan bu kadar böyle böyle diyor. Ama Allah öyle mi diyor istemedim ben de. İşte mahşerde bunu görecek böyle. Yani bir kapanan bir kız, kapanan bir hanım Allah'ın emri diye kapandığı zaman hem günahtan korunmuş oluyor bir de sevap oluyor o zaman böyle bak. Eğer bir kadın bir kız bir alışkanlık diye
yöredeki bir adet diye kapanırsa, yani bir adet diye öyle kapanırsa, günahtan korunmuş oluyor, kapandığı için, ama sevap alamıyor muhtemelen böyle. Niyete bağlı ameller. Amal en niyat vardı. Niyetler amele bağlı böyle. Allah emrediyor. Ya emir diye kapanırsa ne oluyor? Hem günahtan kurtulmuş oluyor, hem de sevap oluyor. Ne zaman bu sevap alıyor? Her dışarı çıkışında bunu alıyor. Her dışarı çıkışında bu sevap alıyor böyle. Açık gezen de o niyete bağlı haramlar. Haram niyete bağlı muhteremler. Efendim şimdi niyetim iyi, kalbim temiz. Yok bundan böyle. Adam kalkıyor, beni öldürüyor. Benim niyetim iyi niyetim var ama böyle diyor. Bakın niyetim bakın böyle. Hakim onu sorma niyetim muhteremler. Öldürün katil mi katil tamam. Bir de bunun dışında dille zikir, ağzı, dil ile zikir var. Dil ile zikir, dil. Allah zikredecek dil muhtemelen. Dil var ya dil böyle. Kalbin tercümanı deniyor. Kalbin tercümanı. Kişinin gönlünde ne varsa dil ondan bahseder muhtemelenler. Yani kişi kimi seviyorsa onu anar. Böyle. Mesela bir nişanlı askere gitmiş. Seyret nişanlımış, askere gitmiş. Hep orada onu anar muhtemelen. Anlar böyle. Bir insan yavrusu var, küçük mesela gurbete gitmiş, yavrusunu özler, hep onu anar. Böyle. Anlar onu böyle. Neden? Gönlü onun sevgisi olduğu için böyle. Yani kişinin ne varsa kalbinde, dil ondan bahseder muhteremler. Ne var kalbinde? Dünya malı var, hırs var, para hırsı var, hep işten bahseder böyle. Paradan, puldan, hep bundan bahseder. Kumarcı bir kişinin böyle kumara bassa, hep kumardan bahseder böyle. Hatta avcı bile mesela avdan bahseder böyle. Üç kişi böyle geldiler mi, şöyle avuldum, böyle oldum, böyle oldum, böyle, onu bahseder bundan bahseder böyle. Yani insan ne varsa kalbinde, bizler mesela karşı kalbi göremeyiz, bilemeyiz o dönemler. Evli olabilir, biz bilemeyiz böyle. Ama dilinden anlarız ne olduğunu olur. Yani neden bahsediyor sürekli? Böyle muhtemelen böyle. Zikrullah dil ile olunca yalnız tabi dille kalsa yine yetersiz. Yetersiz muhtemelen. Şimdi bir kişi sevdiği bir yemeği, tatlı her neyse ızgara mızgara. Ve kişi seviyorsa, kişi sevdiği bir şeyi aldı, ağzına çiğnedi, düştü, tükürdü. Olur mu muhtemelen? Olmaz mı? Ne gerekiyor? Yutması gerekiyor böyle. Bir de inecek, değil mi? Bağırsa inecek. Oradan kana karışacak. Bütün bedene karışacak böyle bu. İşte zikir de muhtemelen böyle. Yani diyor ki Allah Allah diye diye böyle ama göz bir yerde, gönül bir yerde, aklı başka bir yerde. Hiçbir yerde bir dili Allah Allah diyor. Eline tesbihi çekiyor. 100 tane çektim böyle. Allah 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 diye çekiyor bu şekilde böyle. Yani dil böylece. Ne yapıyor bu? Ağzına çiğniyor. Yutmuyor böyle. Yutması gerekiyor onu böyle. Yani onda huzur beni buna. Huzuru kalp böyle. Onda kalp hazır olacak. Böyle Allah'ın çıkışı içeri alıyor. Bir gün arabadan Sakarya boyuna gittim. Çok esten yani, 50 sene önce. Bir de kitap var götürmüş yanımda. Oturdum ben Sakarya'nın kenarında bir ağacın altına kitap okuyorum. Şimdi unuttum konu ne olduğunu ama o anda kendimi tam o konuya verdim. Öyle tatlı, mali bir konuydu. Neyse konu unuttum şu anda. Kendimi tam oraya verdim böyle. Yani dünyada koltuğum sanki, kendim oraya verdim. Biri arkamdan şey, sağ tarafımdan şey yaklaştı, selam verdi bana, ayakta kişi böyle. Görmüyorum da ayakta fark etmiyor böyle. Şimdi o selam verince, yalnız ve aleyküm selam dedim ama yüzüne bakmadım ama. Yani gitsin konuşmasın da, o benim şeyimi kesmesin böyle.
tatlı halimi kesmesin diye hiç yüzüne bakmadım böyle. Öyle mi baktım? Aleyküm selam dedim. Kitaba bakıyorum, yine bakıyorum. Gitsin derken gitmedi ama. Dikilli başladı konuşmaya. Fakat konuşurken baktım ki o kadar şey öyle konuşuyor ki Allah dostu yani belli. Öyle bir insan öyle konuşuyor. Okuduğum konudan, kitaptan daha tatlı geliyor bana zaten bak. Kapadım o zaman şimdi beni. Şimdi ben de bu oturalım yok dedi böyle. Baktım şöyle ayağından başladım bakmaya. Yazında ayağında bir eski lastik, yırtık lastik böyle. Yanlı ayakları bir lastik bak, ayağında. Pantolonla aşağıdan bakıyorum böyle oturduğum yerden. Pantolon rengi belli değil. Yamadan. Hep yama ise yama. Baktım bir basan dayanmış, bana da bakmayan böyle. Bir ufata böyle gözleri, öyle konuşuyor böyle. Ama Allah dostu olup belli baktım, manevi konuşma yapıyor böyle. Sonra tabii konuşuyor yaparken, işte derler Seyman derken, sonra anlatma başladı. Babam dedi, çobanmış dedi köyde de, bir köyde. Babası. Köyde, köye bir yerde kalıyormuşlar. Yani hiçbir şey babasının malı. Hiçbir şey malı yok babasına. O kadar fakirmiş. Annesi genç yaşta ölüyor, rahmetli annesi. Hasta ölüyor. Sonra babası da bunun birkaç sene sonra ölüyor. Bu yetim kalıyor. Bir de bunun kardeşi varmış, bunun daha küçükmüş. İki kardeş, erkek kalıyorlar. Alıyor kardeşini, köyden bir kasabaya gidiyor. O zaman hanlar, ben de biliyorum hanlar olduğu için bir hanlar vardı. Hem hayvan bağlı hem insan yatardı orada. Hanlar vardı. Bir hana gidiyor. Gidiyorlar. Diyorlar ki bir hancıya, biz diyorlar bir yetimiz, paramız yok. Sen bize buradan diyorlar bir küçük bir oda verirsen bize, ikimize. Biz diyorsa yardım ederiz diyorlar böyle. Yani şeyleri hep süpürürüz, yardım ederiz. Biz de çalışıp kendimize bakarız diyorlar böyle. Bir yatacak yer. Hancı bakıyor bunlara. Bakıyor, iyi gençler bakıyor hancı bunlara. Bunlar bir oda veriyor böyle. Merdiven altında, karanlık. Yani müşterinin beğenmediği bir oda. Öyle bir oda. Öyle oluyor tabii bunlar hikmeti böyle. Bunlar veriyor bunlara. Bunların yaşıyor cennet gibi ama tabii o kadar kıymetli oluyor böyle odaları. Günlerce bunlar çalışıyorlar. İşte hamallık, şunlar, bunlar bir şey yapıyorlar. Ekmek kazanıyor bunlar. Akşam anda kalıyorlar. Bir gece yas namazını kılmışlar. Ana geliyorlar. Gaz lambası olmalı. Yokmuş elektrik. Gaz lambası yanıyor şeylerinde. Konuşurlarken diyor ki buna kardeşim. Abi ben diyor fenalaştım. Ben galiba yolcuyum galiba diyor bana. Hakikaten bana diyor böyle. Aman kardeşim sus diyor. Anne babamı kaybettik. Dünyanın tek bir sevimsin varsa benim bir kardeşim yavrum. Derken karışır hep düşüyor böyle. Düşüyor. Yani bayağı ağırlaşmış bu şekilde böyle. Bu başlıyor ağlamaya. O anda dedi ki bu birdenbire o da nurlandı böyle. Nur oldu o da böyle. Nur oldu o da. O da nur oldu. Öyle bir cemaat dedi ki dedi odaya. Kalabalık cemaat. O da geniş ama dedi böyle. Kalabalık bir cemaat. Sarılıklı cübbeliler, işine var. Kalabalık bir cemaat. Nur geldi. Otururlar. Başlamışlar zikretmeye bunlar şimdi. Kelime-i tevhide başlamışlar böyle. Aynen kendisi böyle yaptı böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye. Biraz illallah. Daha böyle kalbi vuruyorlar böyle. Bunlar zikrederken karşı zikrediyor. Bu da zikrediyor. Sanki an salınıyor böyle böyle. Nur böyle. Kendine geçmiş bu da. Bir ara bakıyor. Karşı ağzından yeşil bir nur çıkıyor ağzından. Ruh çıkıyor mu? Ağzından oturuyor böyle. Baktım dedi karşı ağzından ruh çıkıyor yeşil nur şeydi böyle. Uzadı böyle dedi. Tam anda göğe çıktı yukarı çıktı böyle. Yeşil nur böyle. Acaba öldün mü derken dedi böyle bir karşıma bakarken dedi. O cemaat kayboldu dedi böyle. Cemaat kayboldu. Nur gitti. Gene eski haline kaldık. Gaz lambasına kalktı böyle. Kardeşim baktım, kardeşim ölmüş, rahmet olmuş böyle. Şimdi ben düşündüm dedi,
Allah Allah. Ben şimdi ne yaparım acaba bu gurbet evlerinde? Ne yaparım acaba böyle? Bunu kim yıkar? Buna kefeni kim alacak? Param hiç bir şey mi verdi böyle? Hiç param yok verdi böyle. Kim gelir bunun cenazesine? Herkes bizi horluyordu böyle böyle. İnsanlar böyle diyor. İten kakat böyle diyor. Herkes bizi aşağı görüyor orada. Yani kim bunu yıkar? Buna nerede ben tahta bulurum? Nerede buna kefen bulurum? Acaba cemaat kim gelir bunu taşımaya, mezara götürmeye? Diye ben diyor, kapandım kardeşim diyor, sarıldım başım ağlama. Ah kardeşim beni bıraktın ama ben ne yapacağım şimdi böyle diyor. Bayağı ağladım o şekilde diyor. Baktım birdenbire diyor kapı açıldı. Hancı içeri girdi, hancı diyor böyle. Ne oldu kardeşine? Heyecanlı, uykuna kalkmış hancı diyor. Uykuna kalkmış diyor. Ne oldu kardeşine? Amca kardeşim öldü. Sakın korkma, merak etme. Her şeyin bana ait dedi böyle böyle. Amcası nerede biliniyor kardeşim öldüğünü? Başı ağlan başmış hancı. Ah yavrum diyor, tam uyumuştum. Resulullah Aleyhisselam peygamberimiz geldi rüyama geldi böyle. Beni kaldırdı, kalk, kalk. Bak bir ümmetim, en sevdiğim ümmetim şu anda Mevla'ya kavuştu. Onu sana havale ettim. Onun her şeyi sana dedi böyle. Hancı başı ağlama şimdi. Ben diyor, bilemedim hükümetini böyle diyor. Tabi. Odunu getir buraya, bağırdım, çağırdım mesela, şunu şöyle yaptım ben diyor. Emir verdim, bağırdım, çağırdım tabii diyor. İyilik edemedim ona, ona bir yemek çıkarıp veremedim diyor böyle. Yani bilemedim onun kıymetini böyle diyor. Ağlam başlıyor. Sabah kadar o da bekliyor orada zaten, hancı bekliyor böyle. Sabah namazına gidiyorlar. Namazı müteakip, hancı ayağa kalkıyor. Cemaat, bunu biliyor musun bunu? Bunu gösterir şimdi. Biliyoruz tabii işte, herkese bilir insan böyle. Aşağı bir insandan göre böyle. Bunun kardeşi bu gece vefat etti. Mevla'ya kavuştu. Rüyasını söylüyor. Resulullah rüyama geldi. Bunun sayesinde Resulullah rüyamda gördüm diyor dedi böyle. Öyle tad aldım ki diyor, peygamber görmen tadı başka böyle böyle. Bana diyor bunu havale etti diyor. Hep beraber diyor. Hep beraber diyor. Gidelim şimdi böyle diyor. Buna yardım edelim böyle. İmam, cemaat, mezun, hepsi kalkıyorlar şimdi. Biri diyor ki, hancıya kefen ben alayım. Yok. Resulullah bana verdi böyle. Tahta bana ait olsun. Yok. Resulullah bana verdi böyle. Yalnız bedenen getir bana verdi böyle. Kimse karışacak buna verdi. Resulullah bana verdi bunların hepsini böyle diyor. Görevi diyor. Gidiyorlar tabi. Ateş yakılıyor. Kazan yakılıyor tabi. Su dolduruyor, taşıyorlar. Kim odun getiriyor, ateş yakılıyor. Kim su getiriyor, taşıyor. Herkes koşuyor böyle. Allah dostu diye yani böyle herkes tabi. Resulullah işin içinde var tabi Aleyhisselam Hazretleri var. Yıkanıyor tabi, kefenleniyor. Sonra namaza camiye götürülüyor. Şimdi namaz cenazemizde kılınacak. Ben de bir akran baktım dedi böyle kendisi böyle. Baktım bakacak akran cemaat var. Gözümün gördüğü kadar dedim bakın böyle. Gözüm dağ taş dedi artık ufuk bir insan doğu böyle böyle. Kimli kimler var tabi böyle. Ah muhtemelen böyle. İşte bir insan Allah yolunda olursa muhtemelen böyle, olursa bakın hocam böyle. Ölümü de başka oluyor. Ölümüne kimler kimler geliyor böyle. Evliyalar böyle. Hayat olanda, öbür anda olanda böyle. Evli yaşa fark etme dünya ahiret evli yaşa. Bir evli yaşa mesela. Bir evli yaşa hayattadır, öbürü ölmüştür. Onunla oturup konuşurlar. Şunu fark etme onları şu anda böyle. Mesela ana oğul böyle, annesi evliya. Oğul da evli, ölmüş ama. Bir annesi ölmüş. Oturup konuşuyorlar onları hatırla böyle onlar. Birinin diliyle zikir. Yalnız dilde kalmayacak zikir muhtemelen. Yani çiğnemek de olmamıştı. Yutmak gerekiyor bunu böyle. Onların zikrettiği gibi böyle böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken bir Allah bir şey böyle. Başka ilah yok böyle. Başka ilah yok böyle. Tapınacak yok böyle. Sevecek yok. Bağlanacak yok böyle. Bu alemlerin başka Rabbi yok. Rabbimiz bir muhtemelen böyle. Yaradan bir. Bir onun muhtemelen. Beden de onun böyle. Bedeni yaratan da o muhtemelen. Hücreyi yaratan da Mevlam var. Ona döneceğiz. Ruh ölümsüz. İsteyen böyle kelime tevhide böyle.
Her zaman böyle. Ne zaman olur bu? Bundan zaman yok muhteremde. Velen buyuruyor, kıyamen ve kuruden ve ala cunubikum velen buyuruyor. Yani yezgün Allah'a velen buyuruyor. Allah'ın kolları zikrederler. Kıyamen ayaktayken de, dikip dururken de, yürürken de, ayakta iş yaparken de Allah zikrederler böyle. Duramaz zaten. Allah'ı seven Celle Celaluhu zaten duramaz. Yani başka bir şey düşünmeye değmez ki onun için boş. Düşün, düşün, iş bomboş böyle. Hayal, rüya, bomboş bir. Ve kuruden oturduğu yerde de masa başına oturuyor, yerinde oturuyor, sofra başına oturuyor, dinlemek için oturuyor. Otururken de Allah zikreder muhtemelen. Ve yattığı yerde de ala cunubim, cenip yan demektir. Yanına yattığı yerde de böyle. Yattığı yerden de, uyuncaya kadar da yattığı yerden de Allah Celle Celaluhu zikreder muhtemelen böyle. Yani her hali kârda anlam, her halde böyle. Her zaman, her yerde zikretmek böyle muhtemelen. Tabi bunu yapmak için baştan biraz zorlamak gerekir. Baştan biraz böyle. Biraz zorlama gerekir baştan. Fakat sonra ne olur? Zorlar derken bu bir kalbe indi mi sonra kendinden gelir bu. Kendinden gelir muhtemelen böyle böyle. Kendinden kişiye fakire varmadan bakarak kişi Allah zikrediyor. Hiç kişi fakire olmak için böyle. Böyle. Dururken bakar ki yani kalbinden gelir böyle. Allah Allah ya da kelime-i tevhid. Bu hepsi muhtemelen böyle. Mesela Allah 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 geleceği. Sondaki he harfi var, onu çıkarma gerekiyor ama. Allah, he var böyle. Allah, Allah olmaz muhtemelen. Olmaz. Zikir olmaz böyle ama böyle. İsim tam okunacak böyle. Allah, Allah, Allah geleceği böyle. Tesbih lazım mı? Ne yapayım tesbih muhtemelen? Kişinin mesela her gün çektiği belirli bir virdi varsa, sayısı belirli bir şey, o başka böyle. Ama bunun dışında tesbih gerek yok böyle. Kaç tane oldu? Sana ne, bana ne? Kimin görevi? Melek görevi. Yazsın, ne iş var melek başka? Başka bir şey yok mu böyle? Onun görevi muhtemelen böyle. Kaç demişsen, ne olacak şimdi bunlar? Dünyada insanın gönlü nurlanır muhtemelen bakalım. Allah'ın zikriyle gönül nurlanır. İsmi Celal, nur, nur ilahi o gönlü akseder muhtemelen. İnsan öyle diyor Evlullah, insan diyorlar mezkür etkisinde, insan mezkür etkisine, mezkür etkisine. Neden mezkür? Hatırlayacak ettiği bir şey böyle şey. İşte bir insana gece mesela yattı, aklına yılan geldi, yılan düşündü, korkar mı böyle, kalbi ürperir mi böyle. İnsan böyle kötü bir şey düşünse, aklına gelsin, o kalp o anda ürperir, korkar, sıkılır, daralır mı böyle. Allah zikredince ne oluyor? Önce dünyada gönül nurlanır. Nurlanır böyle. Ne olur nurlanınca? Gönül rahatlar. Huzur bulur muhtemelen. Gönül rahatlar, huzur bulur. Allah tevekkülü, teslimiyeti artar. Sabrı cemili artar. Her gün ahlakı artar insanın böyle. Güzelleşir böyle. O gönül böyle. O kadar. Kadere razı olur. Rızkına razı olur. Kimsenin malına mülküne gözü olmaz, haline razı olur, gönlü huzur bulur muhtemelenler. Günümüzde ne arıyor insanlar? Huzur. Bulamıyorlar ama. Sosyete mesela böyle. Ünlüler. Bir şeye sahne çıkar, minnere çıkar, membe bir şeye çıkar. Kaç yüz bin dolar malı alır böyle muhtemelenler. Milyonlar alır böyle. Ama huzur var mı? Yok muhtemelen. Yani evet, o sosyetelere mesela rol icabı güler mülerler ama dışta o gülümsemez zoraki muhtemelen. Gönlü gülmüyor muhtemelen. Gönlülere dar, sıkıntılı. Neden? Tatminsiz. Tatmin olamıyor ki böyle. Kulun nedir? Asli görevi Allah zikretmek muhtemelen. Ya. Ancak kalpler onunla tatmalıyor böyle.
Birisi tatmini kul mevle. Helal. Dikkat mevle. Bir zikrillahi tatmini kul. Kalbin tatmin, mutmain olması, mutluluğu Allah'ın zikriyle kalp mutluluğu. Göz ne ister? Göz güzel bir renk ister böyle. Görüntü ister göz böyle. Mesela ortaya bir baklava, börek, pasta, mesle böyle bir şey eve geldi, öne geldi. Önce kişi bir görüntüsüne bakar böyle. Mesela baklavanın bir kesimi var değil mi? Kesilmesi baklavanın da böyle. Baklavanın böyle. Onun özel bir geometrik bir şekli var baklavanın da böyle şey. Rastgele para şarj yapsan istemez muhtemelen böyle. Tadı aynı tat ama göz ne istiyor? Gözde bir şekli istiyor böyle. Ya şekli istiyor böyle. Süslemek istiyor bir şeye böyle. Bir salatanın bir şeyin böyle şekli var. Böyle. Bunun ne istiyor? Bir de koku istiyor. Damak da ne istiyor? Tat istiyor muhtemelenler. İnsan bazen bilmediği bir şeyi, meyve olsun, başka tür olsun, yeme bir tür olsun böyle. İnsan bilmediği bir şey getiriyorlar mesela. Bakıyor, önce bir göz bakıyor böyle. Göz bakıyor, göz hoşuna gitmedi. Bak, benim böyle. Böyle göz karar veriyor böyle. Göz, benim size tamam diyor. Yaklaşıyor ağzına, bir de kokusuna bakıyor. Koku nasıl bu şey böyle. Bakıyor, pis bir kokusu var. İstemiyor. Göz tamam dedi. Göz raporu verdi. Güzel dedi bu. Koku, burnu raporu verdi. Tamam dedi. Sonra ne diyor? Damak tadına muhteremden. Ve ağzına götürüyor. Nedir damak tadı? Bir sinir ucu muhteremden. Dille bir sinir ucu böyle. Hücre, sinir ucu sinir böyle. Hücre böyle. Küçük bir şey oluyor. Güzel böyle. Hemen anı tahrip yapıyor. Rapor hemen veriyor böyle. Bir saat sonra gel demiyor. Yarın gel demiyor muhteremden. Anında böyle. Ağzına götürüyorsun. Hemen tahlil yapıyor, raporemi alıyor raporemi. Nedir bu? Çok güzel, tamam. Yap, devam et bakalım. Gönül ne istiyor? Gönül de Allah istiyor muhtemelen. Allah istiyor böyle. Ben Rabbim diyor bana. Ne diyor aşıyorsunuz muhtemelen? Cennetten bahsediyor da, isteyene versen anı, bana seni gerek, seni de bak. Bak. Cennetten bahsediyor ve cennete böyle, dünyadan geçiyor muhtemelen, nefsinden geçiyor, bedenden geçiyor, çoluktan geçiyor, her şeyden geçiyor, cennete de artık geçiyor böyle. İstene versen anı, bana seni gerek seni muhtemelen bak ya. Allah isteye bakanlar. Mevla isteye böyle. İşte kim Mevla'dan gafil olursa, huzur bulamaz muhtemelen bulamaz. Hayranları çoktur. Hayranları çoktu muhtemelen. Alkışlar, şunlar, bunlar, hayranları, şunları, bunları. Günümüzde mesajlar, şunlar, bunlar artık bu her şey olur böylece. Ama o mutlu değil, huzursuz. Evinde duramıyor böyle. Otursa oturamaz ki de böyle. İki adamı kılamaz ki. Huzur yok yani muhtemelen. Kadına gidecek, içki içecek, alkol alacak, şunu alacak, bunu alacak. Yani insanlığından bir nevi utanç duyuyor muhtemelen. Alkol ne yapıyor? İnsanı değiştiriyor böyle. Yapısı insanı değiştiriyor böyle. Beyin değişiyor böyle. Ama zaman geliyor, alkol de yetmiyor buna artık. Bağımlılık yaptı, uyuşturucu bakıyor böyle. Kendi eroini yapıyor, kendi yapıyor böyle. Canını yakıyor böyle. Uyusun, kalsın böyle. Bu dünyada ama mezar var. Orada ne yapacak? Ruh ölümsüz. Sıkılan ruh sıkılıyor. Beden sıkılmıyor muhteremler. Beden sıkılmıyor ki böyle. Kişi ne diyor mesela? Ay ama patlıyorum, sıkılıyorum. Neden? Ya bak oda genişti mesela. Salon açık. Salon çıkıyor, balkona çıkıyor, bahçeye çıkıyor. Yok patlayacağım böyle. Niye patlıyorsun? Dünya sıkıyor onu böyle. Dünya dar geliyor bak böyle. Nedir bu sıkılan burada? Beden mi sıkılıyor? Yok. Ne sıkılıyor? Ruh. Ruh sıkılıyor. Ruh sıkılıyor. Kişi kabre girecek. İşte odur kabir sıkması. Var ya kabir sıkması. İnsanı kabir sıkıyor. Yoksa toprağı sıkmıyor bedeni muhtemelen. Lan toprağı ölüyor da şuradan toprağı muhtemelen. Ruh sıkılıyor ruh böyle. Kabire girince ruh muazzam patlıyor böyle. Patlıyor gafletinden böyle. Pişmanlığından böyle. Nedametinden böyle. Ah çekiyor böyle muhtemelen. Öyle şey yapıyor ruh. Sıkılıyor. Tabi burada alkol yok. Eroin yok orada. Morfin yok orada. Uyuşu yok orada. Yani işte muhtemelen böyle. Demek ki Mevla'yı sevmek muhtemelen, Mevla'ya bağlanmak Mevla'mıza muhtemelen böyle.
Bir Rabbimiz Allah. Çok şükür olsun ona muhteremler. Bizi yaratmış, insan yaratmış Mevlam bizleri. Elhamdülillah bir de mümin yaratmış bizi elhamdülillah. Yani araya bulmadıysa onu böyle yaratmış. Velhamızı böyle zikretme her zaman böyle. Allah Allah Celle Celle, kelime-i tevhid, Sübhanallah ve bihamdihi gibi böyle. Hepsi bunlar olur böyle. Kur'an okumak da zikirdir, namaz aslında zikirdir. Bunlar böyle hatırlatır bunlar, hepsi bunların da böyle. Ama mesele dilden kalbe inmesi gerekiyor muhtemelen. Dedi ki artı eksi iki uç var böyle. Kalp, dil. Birbirine yakın. Bir karı bir mesele var böyle. Ama yalnız dilde yanmıyor. Tek telli mi yanmıyor muhtemelen. Tek telli bir telli çıkmış böyle. Çıkmış böyle. Tek tek kalmış böylece. Çevir düğmeye yanmıyor böyle. Makine çalışmıyor. Ne olmuş? Makine ne olmuş? Aa, bir telli çıkmış. Bir yere getirdin mi? Oluyor muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam bunu bize emrediyor. Fezekürûni. Beni zikredin Mevlam buyuruyor. Emir. Her emirde bir şart vardır diyorlar. Ülemalar muhtemelen. Daha ülemalar diyorlar böyle. Her emirde bir şart vardır. Peki kul zikredirse ne olur? Bunun cezası deniyor. Karşılığı böyle. Mevlam buyuruyor. Ezkürüküm. Bu aslında ezkürüdür. Aslı bunun. Burada bu şartın karşı olduğu için cezim gibi, mevzum gibi, cezim gibi. Ezkürüküm Mevlam buyuruyor. Bak Mevlam buyuruyor. Kulum beni zikredin. Yani zikrederseniz bir şart namında. Zikrederseniz ben de sizi zikrederim Mevla vereyim böyle. Demek kul Mevla zikretti mi Allah da kulunu da zikrediyor muhtemelen böyle. Nerede? Meleği Âlâ'da. Meleği Âlâ'da muhtemelen. En büyük meleklerin bulunduğu makamlar var böyle. Cebrail'e ulaşamadığı yerler var böyle. Meleği Âlâ'da. Mevlam buraya meleklere, bakın meleklerim, benim kulum beni zikrediyor bakınız. Kul tarlada, bayırda, arabada, direksiyon başında, koltukta oturuyor, otobüste oturuyor, neyse böyle işinde, gücünde. Ama kul Mevla ile muhteremler, gönül Mevla ile, gönül Mevla ile muhteremler, kul gönlünü Mevla vermiş. Mevlam buyuruyor ki melekte, meleği arada, bakın kulum nasıl beni zikrediyor böyle. Yani şehvetini aşmış, dünya hırsını aşmış, dünya lezzetini aşmış, hepsini aşmış bunları, hepsi geçici. Hepsi bir zamanla kayıtlı muhtemelen böyle. Yani gençlik, şunlar, bunlar, sonu yaşlılık zaten böyle muhtemelen. Dünyada insan uzun yaşta bir, sonu yaşlılık bunlar böyle. Hastalıklar, dertler, şunlar, bunlar böyle, bu dünya bu şekilde böyle. Bir de ölüm var. Kefen var, mezar var. Ya o kabre girmek var muhtemelen. Kabre girmek böyle kabre. Kol değil muhtemelen böyle. Kabre girmek böyle. Yani o kabre yatarken var ya, yatarken o mevtuanın duyduğu o andaki o korkuyu bilsek böyle böyle. İlk böyle o kadar korkunç bir o anda böyle. İlk böyle yatırırken kabre hepsini görüyor muhtemelen böyle. Onu kim indiriyor kabre onu da görüyor. Kim indiriyor mezar onu da onu görüyor böyle. İnsanları görüyor, konuşanları görüyor, bakıyor, kendine bakıyor. Allah Allah, ben de mi öldüm be? Ben de mi öldüm? Hele ani ölümler var, ani ölümler var böyle. Çünkü sabahtan çıkıyor, o gün ölüyor, o gün de gömülen var muhtemelen böyle, o gün böyle. Erken kalkıyor kişi bir ölüyor, işte öğle iki namazına kılınıyor, o gün de gömülüyor böyle. Hiç böyle sabah çıktı evinden, giyindi kuşandı çıktı evinden, işine gitti neyse. Akşamını dönemedim, mezara giriyor böyle. Bakıyor, kendine bakıyor. Allah, kefene sarılmış, mezara indiriliyor. Derken en sevdiği canı ciğerleri üzerine tahtaya diziyorlar. Hem çabuk çabuk, acele muhtemelen böyle. Yani böyle. Hele hava soğuksa, kışsa, yağmurluysa hava, nasıl acele ediliyor böyle. Herkes acele muhtemelen ediliyor böyle. Acele tahtaya diziliyor. Üzerine tabu tabu atılıyor, üzerine atılıyor, tabu atılıyor böyle. Hemen okunuyor. Herkes diyor ki hoca biraz yavaş, kısa okusun böyle. Uzun okumasın yani böyle. Uzattı mı kısıyor herkes böyle. Üşüyor herkes böyle. Ayakta oturamıyorlar. Ama çabuk olsun böyle. Sonra dağılıyor herkes. Arkadan bak görüyor onları muhtemelen böyle. Ayaklarının, ayakkabının sesini duyuyor muhtemelen böyle.
Ayakkabının sesini duyuyor giderken bana muhtemelen. Böyle korku içerisinde şok oluyor. Tabii biraz sonra iki melek geliyor ona muhtemelen. İki melek. Münker nekir atları. Münker hiç bilinmeyen bir varlık yani. Böyle görülmeyen başka bir türmüş bu iki melek böyle. Öyle varlıklar. Bu kişinin ameline göre orada şekilleniyor bu melekler bunlara. İyi ameli ise ona daha güzel görünüyorlar böyle. Allah'ın kötüyse ameli daha kötü görünüyorlar böyle. Sanki bir şifre çakar gibi böyle bir parıltı birden iki melek karşı belirler böyle. Büyük melekler, iri melekler. Zaten ki şokta böyle korku içerisinde biri baştan tatmış iki melek dikiyorlar. Başlıyorlar kabir sorusuna şimdi. Kabir sorusuna şimdi böyle başlıyorlar. Nedir kabir? O alemin günlük kapısı. Kimlik kontrolü var şimdi. Pasaport var mı böyle ya? Kimlik kontrolü var şimdi böyle. Kimsin bakalım sen böyle ya? Ne diyorlar? Men Rabbüke. Bak Rabbin kim böyle? Adını ağzında muhtemelen böyle. Irkı, soyu, sopu yok. Dili, mil yok böyle. Makam, mevki yok. Kim olsa olsun böyle. Kim olsa olsun böyle. Men Rabbüke, Rabbin kim böyle? Ve ma dinüke, dinin ne? Hangi dini yaşadın? Hangi dini uyguladın? Ve men nebiyüke ve nebiyin peygamberin kim muhtemelen böyle? Üç ana soru böyle. Daha var bile Kur'an'da, külbeden daha soru olur bunlar böyle. Ama üç ana temel soru, üç tane böyle. Rabbi, peygamberi, dini böyle. Bunları. Rabbim Allah dersin, nasıl diyecek bunu? Beyin öldü. Ya dünyadaki kişi okudu kitapları, bunu ezberledi insan dünyada bunları. Nereye yazdı insan bunları? Beynine yazdı bunları, beyninde. Hafızaya yazdı böyle. Beyinde hafıza gücü var böyle. Muhafaza eden böyle. Bir merkez yani böyle. Beyinde var böyle. Kişiye kitap okur, ezberler, konuşur, gençler görür. Hep buna kaydırır böyle. Yükleniyor onlar böyle. Yani bilgisayar gibi beyin mi? Yükleniyor bu tarafa böyle. Yükleniyor ama ölünce beyin de öldü, hücre öldü. O bir şey yaramıyor şimdi. Hazreti İmam'ın Gazi Hazretleri gençliğinde okuma gitmiş bir yere. Okuma gitmiş bir yere. Epey okurken her şeyi yazmış böyle hep. Ne okumayı yazmış bunları hep. Not almış, yazmış bunları. Dönüşte eşkıyalar. Eşkıya yol keserler ki yolunu kesiyorlar. Dur bakalım. Bakıyor bunun defterleri, el yazma defterleri. Alıyorlar bunları. Yalvarıyorlar. Ne olur? Buna size yaramaz. Bu benim aldığım notlar. Yani bunları ancak ben anlarım bunu, notları. Buna size yaramaz diyor. Ne olur diyor. Bunu bağışlayın bana. Peki diyor, ahset ne olur diyorlar. Bir ilmin boşa gitti o zaman diyor. Diyor sen boş yaşamışsın bu tarafta. Sen bu yazsın kafana diyorlar. Bir şey olmaz bana benim. Böyle. Sonra geri dönüp bunları ezberliyor. Kafasına yazıyor böyle. Ama o da dünyada geçer lan böyle. Neyse o tarafta. Ölünce ne oluyor? Beyin de ölüyor. Beyin de ölüyor. Beyindeki bilgilerin mezarına geçmiyor muhteremler. Ne geçiyor orada? Ruh. Ruh gönül. İşte iman, Allah iman, Celle zikrullah, ibadetler bunlar. Eğer ruha işlemişse bunlar, ruh böyle Allah'a inanmışsa, cevabı kolay muhteremler. Orada cevabı kolay. Mevlam buyuruyor, kulağın beni zikrediniz, yani zikrederseniz ezkürüküm. Ben zikrederim. Kul mezara girdi. Ama hep Allah ile beraber dedi ya muhteremler. Hep Allah ile beraber şahane böyle. Hep Allah dedi ya şahane. Mezara girdi. Tabi Mevlam ona onda hatırlatıyor muhterem böyle. Mevlam ona böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hasan Ömer yanında birkaç tane sahabe varmış. Peygamber Hazretleri bazen bir latif yapar böyle, latif yapar hesabına. Böyle bir yani şaka gibi yapar böylece. Şey böyle, ya Ömer diyor, ölüp de mezara girdiğin zaman iki melek gelecekler. Sana soracaklar, ya Ömer, men Rabbüke. Ne yapar o zaman diyor. Hazret düşünüyor biraz, ya Resulallah. Peki ben öldüğüm zaman da geri Ali Ömer olacağım mı? Ali Ömer olacağım mı? Ali Ömer tabii ya. Ruh ölmüyor ki. Beden ruhun bir aleti. Mesela bir sanatkar
bir şey yapacak, bir vida sıkacak, sıkamaz ama. Bir tonavide arar. Var mı tonavide? Bak, istediği kadar sanatkar olsun, mesleğinin profesör olsun, uzman olsun böyle, vida sıkamaz mı senemde? Bir tonavide ister böyle. İster böyle. Alet böylece. Beden ruhun aleti. Alet gitti ama ruh kendi başına bir varlık. Bir Aleyhisselam Hazretleri, evet ya Ömer, öldüğün zamanda Ömer, sen gir Ömer'sin yani, aynı Ömer'sin böyle. Bir düşünüyor, ya Resulallah ben cevap veririm onlara, benim bir Rabbim var. Melek kim oluyor yani ben, ben cevap veririm böylece. Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz şehit oldu muhtemelen, namazda ki vuruldu böyle, sabah namazda böyle. Namazda durmadan önce saflara gezip düzeltir bir saflara, arada girerdi, saflara düzeltir böyle, sağa çekti, eline çekti böyle. Bir araba geçti, tekbir aldı, Allahu Ekber dedi, sesi kesildi. Fatih okumuyor böyle. Bunu tabi vuran bir mecusi yahut da Yahudi köle, adı Ebu Lü'lü denen şey böyle, zehirli ançer, kesin ançerle böyle, yedi yerinden vurdu böyle, birine bağırsaklarına bütün döküldü. Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer üç gün yaşadı. Ondan sonra tabi Mevla'ya kavuştu, bile bile Mevla'ya kavuştu. Mezara gömüldü. Nereye gömüldü? İki kişi var, yani gıpta çekmedi tamamen. İki kişi var böyle. Hazreti Bekir Sıddık, Ömer Faruk namazı böyle. Ömer Bekir Sıddık, Ömer Faruk namazı iki kişi böyle. Gıpta çek böyle. Neden? Peygamberimizin kuşağının yanında vardı. Aynı mezarda, toprakta vardı. Yan yana böyle, beraber, üç şey beraber. Düşüyor böyle. Şimdi ulemalar diyorlar ki, buyuruyorlar, Mekke mi eftal üstün, Medine mi? Mekke üstün. Hadis-i Şerif'e sahip böyle böyle. Harem, Mekke, Harem-i Şerif daha üstün Medine'den böyle. Ancak Medine'de bir yer var diyorlar. Medine'de bir yer var. Orası Mekke'den de Kabe'den daha üstün. Neresi bu? Resulullah'a bağrına basan toprak. Mezarlıktan böyle. Peygamberimizin cesedine dokunan toprak var ya muhtemelen böyle. Arşlandı üstün, ferişten üstün, cennetten üstün, hepsini üstün mühendim böyle. Resulullah'a temasın toprak muhtemelen böyle. Toprak böyle. Bize göre toprak ama toprağın dili var muhtemelen ya. Toprağın muhtemelen. Bir avuç toprakta ne var değil mi? Kaç trilyon atom var muhtemelen böyle. Atomlar böyle. Nötron, proton, elektron var böyle. Dönüyor böyle. Elektron aşık. Allah diye dönüyor onlar muhtemelen böyle böyle. O dünya var muhtemelen böyle ya. Dünya var muhtemelen böyle. İşte ölen bir ruh, mezarında muhteremler, Allah dostu ise o toprağa böyle yattığı zamanlar toprağın da zikrini duyuyor muhtemelen böyle. Bakıyor böyle. Elektron dönüyor atom şehir etrafında. Hızla dönüyorlar böyle. Ne var böyle? Allah, Allah, Allah diyorlar muhtemelen böyle. Çıkıyor onlar bu şekilde. Hazreti Ömer, Resulümüzün yanı başında. Hazreti Bekir, şimdi Peygamber'in kabri şöyle muhtemelen böyle. Şimdi derin bir kıble böyle mesela. Peygamber sağ yatırıldı böyle, yüzü burada böyle. Hazreti Bekir arkasında, Hazreti Bekir'in başı Peygamber'in omuz ucasında böyle. Omuz ucasında böyle, ayı aşağıda böyle. Hazreti Ömer de, Hazreti Ömer'in başı da Hazreti Bekir'in omuz ucasında muhtemelen böyle. İş orada. Oraya gömüldü. Hazreti Ali tabi terkini vermiyor onlar bunlar böyle. Birbirlerine onlar böyle. Vermiyorlar böyle. Gömüldü üzerine. Hazreti Ali de şimdi bakayım ne halimiz Ömer'de de bakayım böyle. Demiş ki Resulullah'a cevap veririm diye böyle. İki melek geldiler. Hazreti Ali, Veliullah. Birilerinin de piri. Hazreti Ali muhtemelen böyle. Keşif açıldı tabi böyle. Görüyor onlar bunları. İki melek geldiler, sorular şimdi. Ya Ömer, men rabbuke? Hazreti Ömer kızdı. Kimsiniz siz? Ya Ömer, işte mükemmel giriz. Ya benim bir Rabbim var be. Siz kimsiniz? Sorma bana, Rabbim sorma bana böyle. Kimsiniz siz böyle? Benim bir Rabbim var. Mevlam buyurdu. Bırakın Ömer'i kulum, bırak sonra sorma bana böyle. Ama yaşadılar muhtemelen böyle. Allah için çile çektiler muhtemelen de. Hicret ettiler böyle. Cihad ettiler Allah Allah böyle. Canlarıyla, mallarıyla. İslam'ı yermek için, durmak İslam'ı duymak için böyle.
İşte Mevlam buyuruyor, kim Mevlam birbirini zikrederse dünyada, onu ben zikrederim Mevlam diye böyle. Yani yalnız bırakmam onu Mevlam diye böyle. Ölürken de, kabirde de, kabirden kalkışında, mahşer, sıratta, cennete kavuşuncaya kadar Mevlamızın özel korunma himayesinde. Böyle, korumasına böyle böyle. Kimlerle beraber? Allah dostlarla beraber muhtemelen böyle. Ne mutlu muhtemelen böyle. Allah'ın dostları muhtemelen böyle. Terdemiz gönüller böyle. Fiiz, cezbe, aşkullah, muhabbetullah muhtemelen böyle. İşlerinde. Veşkürülü ve la tekfurul melabı muhtemelenler. Ancak bir ayet-i kerime yapabildik, fazla yapamadık. Mevlam buyuruyor arkadan, veşkürülü, bana şükür edin. Şükür, şükür böyle. Şükür böyle. Bir insanın bir gözü kapansa muhtemelenler, kataraktan mesela dışında daha başka bir damarına mesela bir şey olsa da böyle, artık bir gözü kaybetti anlamında. Oraya gitti, buraya giderken bir doktora rast geldi, bunun gözünü açabildi. Kişi bir bakar, uygun kapar, bakar, elhamdülillah, dünya almışlar muhtemelen böyle. Nasıl o doktora, benim teşekkür ederim muhtemelen doktora böyle. Bize bu gözü veren, böyle, göz. Göz bir yağ. Öt değil göze. Et yağ mı göze? Bir göz, gaz, yağ mı? Göz böyle. Ya. Yuvarlak bir şey böyle. Yuvasında böyle. Bak Rabbim'e bir yuvaya yerleşmiş. Böyle. Dışarıda olsa tehlikeli. Evvela beyin. Bak, beyin bir kale içerisinde. Kemikten sağlam kale içerisinde böyle. Beyin muhtemelen böyle. Ya. Bu kemiği kim yaratıyor? Ana karnında muhtemelen. Kim yaratıyor? Allah aşkına muhtemelen böyle. Ya. Ana karnında böyle. Bu beyni kim yaratıyor böyle? Acı da olsa beyin ne olur muhtemelen? Bir hava çarpsa yeter, rüzgar çarpsa yeter beyni böyle. Mahveder beyni böyle böyle. Beyin kale içerisinden böyle. Kafatasından kale içerisinden, kemikten böyle. O kimi yaratan kim muhtemelen böyle? O kaleyi yapan kim böyle? Kaleyi yapan böyle böyle. İçerisinde böyle. Ayrıca bir de beyin bir de sıvı var böyle. Beyin sıvısı var muhtemelen böyle. Eğer beyin sıvısı olmasa, beyin kuru orada dursan hafif bir çarpmada kemik çarpar, beyin gene zarar görür muhtemelen böyle. Sıvıda bir yaslan payı var böyle şimdi. Beyin sıvıda muhtemelen böyle. Beyin sıvısı var bunlar böyle. Onun içerisinde böyle. Beyin sıvıda böyle böyle. Bak göz o da çukurda muhtemelenler. O da çukur içerisinde böyle kurulması için. Hatta bir gün bir zaten biri varmış, Allah dostundan biri. Hep Allah şükredermiş böyle. Ne olsa Allah'ım sana şükür be. Ne olsun bir tane. Allah'ım sana şükür olsun. Allah'ım sana şükür. Allah'ım şükür olsun böylece. Tabii etrafında herkes buna bir geri uyanıp değiller. Yakınlara, bakınlara, akrabalara, buna güllere bazen. Ya her şeye bir şükür şükür olur mu ya böyle böyle böyle. Bir gün giderken yolda, işte bir araba yok, at. Atın dalından bir taş fırlıyor. Atı giderken, atın dalından bir taş fırlıyor. Bunun yanına geliyor muhtemelen. Yanına geliyor, yanına kesiyor. Kesiyor, kan akmaya başlıyor. Allah'ım sana çok şükür, Allah'ım sana şükür olsun, hep Allah'ım sana şükür olsun. Herkes diyor, ya acılar şükür olur mu? Bak sana yanan taş vurdu, yanan yardı. Bak kana geliyor. Ya gözüme gerçeği diyor bu taş diyor. Bak, ya gözüme gerçeği diyor muhtemelen böyle. Demek ki bak, her yerde şükür geliyor. Beterin beter oldu muhtemelen böyle. Ya gözüme gerçeği diyor muhtemelen böyle. Bunun için Allah-u Teala şükür gerekiyor muhtemelen böyle, şükür böyle. Her nefeste, Mevdim Müellif'e, Allah adın diye müdam diye bak. Her nefeste Allah adın diye, yani söyle müdam, devamlı söyle böyle. Her nefeste böyle. Niye? Bir nefes almak ne nimet, ne nimet böyle. Kim bunun kıymetini bilir? Nefes darlığı çeken de bilir bunu böyle böyle. Nefes darlığı bir çeker. Burnu açık. Bunu kapalı değil. Gırtlak açık. Son yolu açık. Ciğeri de var. Hava da var. Hava, oksijen de hepsi var. Ama alamıyor. Allah izin vermez zaten.
Her nefesi Allah'ın dinimizi anlıyor muhtemelen böyle. Allah şükür ekliyor. Vela tekfurun, buradaki tekfurun nankörlük anlamına geliyor. Vela buraya bana etmeyen nankörlük diyor. Nankörlük etmeyin böyle. Yani Mevlam ve rızkına razı olmak gerekiyor Mesela. Diyor Yunus Emre, kim atlas libas giyer şükür bize, abat işte Mevlam. Kim atlas libas giyer, ipekte, kol ipekte giyer, bir şey diye kaba bir aba düştü bana. Şükür bize aba düştü bana. Çıplak değil ya ver bakma öyle. Yamal da olsun, kaba da olsun böyle. Şükür bize bu düştü bana. Sonra insanın hayrı odur muhterim aslında böyle böyle. Bazı böyle rızkını kısar insanın böyle. O onun hayrını aslında böyle. Mesela doktor bile kısıyor insanın bazen böyle. Doktora gidiyor kişi. Her varlığı var. Bakanı var, mevkisi var, parası var, her şeyi yiyebilir. Doktora gidiyor, tuz kesin yasak. Bak, tuz yok böyle. Tatlı o da yok, yağ da yok, şu yok, bu yok. Ne yiyecek adam tuz yiyemiyor. Şeker bir şey yemiyor bu şekilde. Var ya bakalım böyle. Ne yiyecek? Haşlama patates böyle. Tuzsuz ama olacak, yağsız olacak. Bunun için ne gerekiyor? Allah'a her verdiğine şükür gerekir muhtemelen Mevlamıza böyle. Her nefeste böyle, her secde edişimizde, her camiye gitmede, namaz kılmada Allah'a şükür etmemiz gerekir Mevlamıza. O bizi yarattı. Eğer kul Allah'tan razı olursa Allah kuluna razı olur muhtemelen. Râdiyetem merdiye var. Râdiyetem merdiye. Râdiye kuldan rıza böyle. Merdiye isim mefulü bunun. Allah kulundan razı olmalı muhtemelen. Hatta böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mevlam imtihan amacıyla Rabbim kulunu ne yapacağını biliyor ama imtihan olacak ki mahşerde itiraz edemesin mahşerde. Mevlam diyor kuluna bir musibet gönderir meleklerle. Hastalığı bir şey gönderir başlı başına. Mevlam meleklere soruyor. Kulum ne yaptı? Eğer şikayetçi olmuşsa utanıyor melekler Mevlamıza baş önlerinde. Ya Rabbi öyle bir kulmuş ki Ya Rabbi hiç bunu kabul etmedi bunu. Şikayet ediyor seni kullarına bağırıp çağırıyor. Şikayet ediyor seni bunlara böyle. Buyur ki o zaman Mevlam o zaman kendi başta Rabb olsun da ona yalvarsın. O dertte kalır onun derdi yanında artar. Böyle. Yani dert gerek bu şeyler. Eğer kul Mevlam'a bir imtihan geldi kendisine, biliyor ki Allah izin vermezse bir yaprak olmadan bakmaktan böyle. İman bu muhtemelen böyle böyle. O Allah izin vermezse bir yaprak kımıldamaz muhtemelen. Hava esmez, su akmaz muhtemelen. Bir zerre kımıldamaz muhtemelen böyle böyle. Bir sinir insanı ısıramaz muhtemelen böyle böyle. Yılan insanı bir zarar veremez muhtemelen böyle. Bir mümkün insan bir zarar veremez. Giremez bedenine. Girse bir şey yapamaz muhtemelen böyle bak. Haşa bir mümkün başı boş olsa, sivrisine baş olsa, bizlere baş olsa, hani Allah'ın irade kudreti, azameti, nerede onun mümkün maliki olması muhtemelen böyle. Dedim mümkün maliki, tam kesin egemenlik hakimi onlar. Hakimi böyle. Bütün madde üzerine, madde varsa böyle. Mevlamız böyle. Yerler, gökler, arş, perş, bütün alemler, Allah'ın tam denetiminde. Her bir zerre muhtemelen. Bir hücre başı boş değil muhtemelen. Mesela insan hücresi baş olsun. Hücrelerimiz mesela. Hücre değil mi? Başı boş böyle. Kişi gıda aldı. Tabii bunun yarayanı kana çekildi. Bağırsaklardan, miden bağırsak çekildi. Kan oldu, hücre oldu bu böyle. Nereye gidecek şimdi bu hücre? Onun geri var muhtemelen. Bize mi gidecek? Nereye gidecek değil mi muhtemelen böyle? Nereye gidecek? Eğer başıboşsa ne olur? Mesela sağ göze daha çok giderler muhtemelen. Sağ göz büyür, şişer. Küçük olur muhtemelen böyle. Parmaklar kim uzar kim büyür böyle. Kol büyür küçük olur. Ayağın bir uzun kısa kalır böylece. Ya. Çift organlar mesela böbrekler. Böbreğin biri büyür küçük kalır bu şekilde. İnsan karmaşmış olur muhtemelen böyle. Yani her bir hücre muhtemelen böyle. Her bir zerre böyle.
atom, hücre, mikrop muhtemelen, bakteriler, virüsler ne varsa bunlar böylece, kesinlikle başıboş değil muhtemelen. Başıboş değil böyle. Allah'ın denetiminde muhtemelen böyle. Denetiminde. Bu işi Mevlam birine böyle bir imtihan gönderince, Mevlam Suriye milletine tekrar yine böyle. Kulum ne yaptı? Melekler seviyor. Ya Rabbi, sen ne güzel kulum almış Rabbim Allah'ın. Ne güzel kulum var ya Rabbi böyle. Bu ben kendime gelemez buna. Bunu Mevlam göndermiş. Madem Mevlam bunu bana layık göndermiş, ben Mevlam'dan razıyım dedi böyle. Hiç razı olur abi. Diyor ki Mevlam, kulum madem benden razı, benden razıyım. Kaldır imtihanı, gerekir imtihanı. Bitti imtihanı ben. İmtihan kısası imtihanı böyle. Lillahi Teala Fatiha.